Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdillah radıyallahu anh bir olay naklediyor. Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de hadis olarak bu olayı okuyoruz. Bugün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslümanlarız elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği şeriat, onun yetiştirdiği ilk nesil ashab-ı kiramın terbiyesi bizim için de geçerlidir. Herhangi bir şekilde onların dini olan şey bizim hikayemiz olamaz. Olduğu gün dinden çıkarız. Maazallah. Bu hadisi şerifi bütün Twitter kullanıcılarına, Facebook kullanıcılarına, internetten bedavadır diye mail atıcılarına, WhatsApp kullanıcılarına, adını şanını şimdi belki bilmediğimiz, yarın onlarcası çıkacak olan, bütün bedava alim yapan, bedava medyacı yapan, bedava bilgiç yapan, bütün organların kullanıcılarına, Müslüman kardeşlerimize ibret için bu hadisi şerifi takdim etmek istiyorum kardeşlerim. Din ve namus gittiğinde her şeyin gittiği bir değerdir. İnsanların dinleri, namus ve onurlarını internet üzerinden de heba edemeyiz. Elimize mızrak ve kılıç alarak da heba edemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine veda edip giderken birbirimize canlarımızın ve onurlarımızın haram olduğunu söyleyerek gitmiştir. Bir insanın onuru dini kadar değerlidir. Dini olmayanın bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi olmadığı gibi onuru olmayan da çürütülmüş, çökertilmiş bir insandır. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ın hadisi şerifini bu perspektiften lütfen hepimiz için özel bir ikaz olarak lütfen dinleyelim. Lütfen bunu özellikle bütün cep telefonu kullanıcıları için, bütün internet uleması için, medrese görmediği halde WhatsApp mezunları için, ilim, tefsir, hadis bilmediği halde, herhangi bir Facebook takipçisi olduğu halde, kendisini alimlerin rakibi olarak görenler için, ve yarın Allah'ın huzuruna hesap vermek için dikileceğine inananlar için, hepimiz için, insanların dinleri, insanların ahlakları, onurları, aile içi ve toplumdaki prestijlerine karşı vurdum duymazlığın ve laubaliliğin ayyuka çıktığı, kendisi hariç herkesi yıpratmakta sakınca görmeyen dedikodu fırtınası karşısında imanımızın gidebileceğine işaret eden bu hadisi şerifi hepimiz lütfen ders gibi, imanımızın gerektirdiği bir sonuç gibi dinlemeye çalışalım. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir grup arkadaşla bizi bir geziye göndermişti. Bu gezi herhalde turistik gezi değil. Yani bir vazife için çıkmışlardı. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin başı yaralandı. Kanıyordu. Kanama halindeydi. Yani rahatsızlanmıştı. Gece bir yerde mola verdik. Mola verip uyuduğumuzda bu arkadaşımız ihtilam oldu. Yani cünüp oldu. Rüyalandı diyoruz biz. Cünüp oldu. Kalktı sabahleyin.
herkes abdest alıp namaz kılacakken, ya ben ne yapacağım şimdi, gusletmem lazım dedi. Soğuk çöl ayazı var. Arkadaşlarına dedi ki, yahu ben cünüpüm, gusletmem lazım. Ama şimdi suyla da gusledersem görüyorsunuz rahatsızım. Teyemmüm etsem olmaz mı? Dedi. Arkadaşları da demişler ki, yahu suyumuz var mataralarımızda, sen nasıl teyemmüm edeceksin? Olmaz, teyemmüm olmaz demişler. O da çekilmiş bir ağacın altında soğuk suyla banyo yapmış. Bu banyo yapınca da fena üşütmüş, öğle olmadan da vefat etmiş. Bu haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletmişler döndüklerinde. Olayı anladık. Bir sahabi cünüp olmuş, sabahleyin banyo yapması lazım, çöl ayazı, eksiden daha soğuk, öldürücü bir soğuk. Teyemmüm edeyim de zaten yaralıyım, teyemmüm edeyim düşünmüş. Arkadaşları da herhangi bir bilgileri olmadığı halde, yahu su varken teyemmüm mü olur deyip bunu gusletmeye mecbur etmişler. Bu da gusletmiş, soğuktan hastalanmış ve ölmüş. Peygamber aleyhisselam efendimize bu olay intikal edinde şu cümleyi kullanmış. Kateluhu, katelahumullah. Adamı öldürdüler buyurmuş. Katelahumullah. Adamı öldürdüler buyurmuş. Bilene sormaları gerekmez miydi? Bilmek gibi sormak da gerekmiyor mu diye ikaz etmiş aleyhisselam efendimiz. Aziz kardeşlerim, bütün telefon allamelerine, internet müçtehitlerine, Facebook ulemasına, Twitter ulemasına, benim Allah'ım var, Rabbim var, sağımda sonumdaki melekler beni kontrol ediyorlar, dilimle söylesem de, enter tuşuna basıp yazsam da, resim çekip göndersem de, bu benim vebalimdir ve bunu Allah soracak diye imanı olan herkes, ne kadar kadın kocasız kalıyor bu dedikodular yüzünden. Bunlar kıyamet günü ortaya çıkacak. Bu dedikodu fırtınası yüzünden nice çocuklar aile şefkatinden yoksun kalıyor. Aileler dağılıyor. Vakıflar, dernekler dağılıyor. Cami imamları arkalarında namaz kılınmaz hale getiriliyor. Ulema beş paralık ediliyor. Kadınların iffetiyle oynanıyor. Hacı efendi, yaşlı başlı dede insanlar çapul haline getiriliyor. Ümmeti Muhammed Haçlı istilasına uğradığı zaman buna bir anlam verebilirdik biz. Verdik de nitekim. Ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'sı şu kadar senedir esirdir. Buna da bir anlam verdik, vermek zorundayız. Ümmeti Muhammed'in madenleri, petrolleri, altınları düşmanları tarafından sömürülüyor. Bunun da bir mantığı var. Ama ümmeti Muhammed'in iman edenleri birbirlerinin onurlarıyla ve iffetleriyle, alimlerinin ilimleriyle, içtihatlarıyla, ellerindeki oyuncaklar sayesinde bu kadar kolay oynayabileceğinin bir anlamı yok bu dünyada kardeşlerim. Adamı öldürdüler buyurmuş. Adamı öldürdüler buyurmuş. Kim öldürdü? Teyemmüm nasıl yapacaksın sen? Mataralarda suyumuz var. Diyen adamlar adamı öldürdüler buyuruyor.